Ama bir şey söyleyeceğim. Ben niye hiçbir programa gitmeden sizi tercih ettim? Sağ ol, teşekkür ederim. Ali 15 gün 20 gün beni oyaladın başka işlerinden ötürü. Çünkü şu var. Bir insanın yaptığı bir eser. Benim 13. mesleğim nedir? Kitap yazmak. Ben hiçbir zaman ne bir romancıyım, ne bir hikayeciyim. Sadece bir anlatıcıyım. İzmirli Daryo. Bunun kıymetini bilip de programına beni davet edip sosyal medyadaki abuk subuk insanların sana saldırmalarına üzüldüğüm kadar bana yapılanlara üzülmedim. Yok, teşekkür ederim. Çünkü koskoca Türkiye'de bütün gazeteler olayı görmemezlikten geldiler. Çünkü bir iftira atılıyor bir adama. Bunu ispat edemiyorlar. Neticede savcı çıkıp diyor ki yaptığımız araştırmada bunun bir iftira olduğu çıktı diyor. Onu tek satır geçiyorlar. En çok neye üzüldünüz o haberlerde Erkan Bey? Bu hakkınızda çıkan olaylarda. O da şuydu. Daha evvel beni başka bir programda sıkıştırmak isterlerken 10 sene evvel onlara hadlerini bildirmiştim. İntikam almak gibi tekrar bu olayı yaparken tuzak kurdular. Çünkü televizyon kanalında eline mikrofon alan insanlar ehliyetsiz araba kullananlarla aynıdır. Biz bu adama nasıl tecavüz ederiz? Tecavüz ettiler bana. Ederiz ki reyting elde ederiz. O da çok açık. Bir yarışmayı kazanan çıkarılır. Kaybeden insan çıkarılıp da niye kaybettiniz diye soru sorulur mu? Dünyada bir eşi var mı? Yok. Dünyada böyle bir rezalet yaratan bir televizyon kanalı var mı? Yok. Ve beni çok iyi tanıyan insanlar canlı yayında, bu yayın sonunda dedim, utanmadan yüzüme nasıl bakacaksınız dedim. Yayın bittiğinde herkes kaçtı. Tek başına kaldım stüdyoda. Çünkü bir iftira atıldı. Benim bir suçum varsa çekerim. Yaptığım bir olay varsa hesabını öderim. Ama hiç bana ait olmayan bir ajenteyle, ajansla mankeni arasındaki olayı tutturamayınca çevirip Erkan Özerman yaptılar. Ben size Türkiye'de şunu söylüyorum. Canlı yayında bir tek insan, bana bir tek prodüktör gösterin, çıkıp da getirdikleri 2 tane çocuğa, bir teki üstelik de ödül kazanmış, ben hiçbir şey kazanmadım, harcandım diyor. Sonradan tabii bana anlatıyorlar, ablalar bizi böyle desteklediler, gelip böyle söyleyeceksiniz, meşhur olacaksınız. Hatta işlerinde bir tekinin fiyatı atmış çalıştığı meslekte. Bu kadar söyleyerek geçiyorum. Çok acı şeyler şimdi bunlar. Müge Dağistanlı ve Gürşen Yüksel'den bahsediyorsun. Evet. İkisi de değerli meslektaşlarım. O tuzaklara girmezler. Benim ama, 30 yıllık arkadaşlarım. Ama o programda Şiraze'yi kaybettiler. Dengeyi kaybettiler. Onu kabul etmek gerekir ama şöyle bir şey var. Çok inanmışlar o iddia sahiplerine. O iddia sahipleri beni de aradı. Ne program sahipleri? İddia sahipleri senin hakkında. İddia edenler. İddia eden 2 tane çocuk. Bir de kız var bir tane. Ama işte o mesleğinde fiyatını arttırmış. Ancak bu kadar söylüyorum. Yani bana yazmadığını bırakmadı. En son telefon açma telefonumu buldu. Ona da söyledim. Dedim bunları anlatacaksan gel çık yayında anlat. Yayında anlatmaya cesaretin varsa bunu bana bunları telefonda söyleme. Şimdi bazen öyle oluyor ki o anlatılanları şehvetine kapılıyorlar insanlar. Soğukkanlılığını kaybediyorlar. Şimdi birkaç gündür sosyal medyada Reza Zarrab hesabını kullanan biriyle birileri yazışıyor. Bu hesabın doğru olup olmadığını, gerçek olup olmadığını bilen yok. Ama Reza Zarrab'la konuştum, böyle dedi, şunları söyledi gibi yangın çıkaranlar var. Biri beni mesaj attı bana. Ali abi Reza Zarrab dürüst bir gazeteci arıyor, konuşacak. Tam seni arıyor. Dedim ki ben Reza Zarrab'ı aramıyorum. Beni arasa yayına çıkmak istedi, ben çıkarmam. Yani çıkardığım adama saygı duymam lazım. Ya, Türkiye'yi satmış bir adamı. Ali lafını balla keseyim ne olur. Balla keseyim. Güzel bir tabir bu. Sana durup dururken saldırdılar benim yüzümde. Onları karşılıyoruz. Yani bana durup dururken doğruları söylediğim için Adnan Hoca ve köpekleri öyle saldırdılar ki aylarca her gün yüzlerce tweet atıyorlar aleyhimde. Yılmadım. Ben doğru yoldaydım. Sonuçta onlar cezaevinde, ben buradayım. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Biz 3 kişiydik. Mete Akyol, Hıncal Uluç ve ben. Bizim nesilden sonra doğru konuşan, doğru yazan bir tek sen varsın ya. Üstüme gelme bu kadar. Eyvallah. Yazmıyorlar. Evet. Bir şey başarısını yazmak Türkiye'de ayıp. Ama yani bir şey her şeyi keserek bir cümle söyleyeceğim. Türkiye'de yayın yapılırken canlı yayında çıkardıkları 2 tane çocuğa kim cesaret ederse, benim sizlerde aramda seksi bir olay geçtiyse, yatak olayı geçtiyse, aramızda bir şey geçtiyse, evet değil, terk edip gidiyorum bu ülkeyi dedim. İkisi birden hayır haşa böyle bir şey olmadı dediler. Onun üzerine döndüm. Siz niye araştırmasını yapıyorsunuz? Gelenler böyle bir şey olmadı diyorlar. Niye? Nedir? Ha, biz zaten olmadığını biliyoruz dedi Müge. Nedir? Teklif etmişsiniz de onu ispat ediyoruz. Ya siz savcı mısınız? Sonrasında konuştunuz mu Müge ile? Herkes kaçtı. Şimdi hayır, o olaydan sonra evet, bir kamuoyunda veya diğer kanallarda ya da gazetelerde tek kelime çıkmadı ama. Bu çok enteresan. Şöyle bir şey. Yani algı neydi? Bu gelene gidene asılıyor. Yarışmada taciz ediyor. Dereceye girenlerle de bir şekilde ilişki kuruyor falan. Sonuçta böyle kirlenmiş bir yarışmaya aday bulamazsın, yapamazsın. Ne oldu 34. yarışma yapılandan sonra? Bu sene işte evet, 300 tane finalist vardı. 1000'in üstünde müracaat. Bugüne kadar bu kadar fazla müracaat olmadı. Birisi 16 yaşında oğlunla geldi. Siz bu yayınlardan sonra nasıl geliyorsunuz dedi. Erkan Bey, o yayınlara inanacak kadar aptal mıyım? Evladımı getirdim dedi. Belki de masaj yaptırmaya geldim. Hayır, bir de bu espri oldu. Belçika'daki yarışmaya gidiyorum. Dünya çapında bir modacı. Geliyorlar. Biz sana masaj yapıyoruz, çekeceğiz. Şeye çekiyorlar. Televizyon yayına gidiyorum. Nurcan, Allah selamet versin. Erkan abi, masaj yapabilir miyim canlı yayında? Onların masaj dedikleri şey, diyemedikleri laftı. Ama ben yayında ne dedim? Doğru mu bunlar? Değil. O zaman da Müge, peki neyin araştırmasını yapıyorsunuz? Teklif etmişsin de onlar hayır demiş. Ayıp ya. Davanız devam ediyor mu? Türkiye'de bir dava 3 senede bitiyor ama sonuna kadar kalacağız. Merak etme. Davayı kazanacağım ama avukatlara verdiğim paranın %10'u bile geri gelmeyecek. Şimdi yani az önce bir şey söyledin. Dedin ki bu belki 35. Best Model son yarışmam olacak. Bu Allah'ın verdiği canı ne zaman alacağı hiç belli olmuyor. Ben geçenlerde bir video kullandım. Adam uçak kazası geçirdi, sağ kurtuldu. Tren kazası geçirdi, evet, sağ kurtuldu. Bindiği gemi battı, sağ kurtuldu. Bindiği araba kaza yaptı, yandı, sağ kurtuldu. Milli Piyango'dan 10 milyon dolar para kazandı. Yani Allah öldürmeyecekse öldürmüyor. Yani bunu böyle bil. Fakat bir şey söyleyeyim mi? Benim bir arkadaşımın annesi kanserdi. Ünlü bir iş adamı. Fransa'da çok meşhur olmuş bir adam, Murat Baba. Annesini aldı, Fransa'da bir doktora götürdü. Adama randevu alınamıyor. Bütün Yahudi dostlarını, Musevi dostlarını araya koydu. Adama ne yaptılar. Son konsültasyonu bittikten sonra 15 dakika ayırdılar, annesini götürdü. Doktorun söylediğini hayatım boyunca unutmadım. Annenizi alın geri götürün. Sakın ameliyat yaptırmayın. Yok yani. Benim arkadaşım ne kadar yaşayacak diyor. O da diyor ki ben doktorum. Hastamı iyileştiririm. O söylediğine yukarıdaki karar verir diyor. Evet. Hikaye bu. Evet. Onun için sen 35. yarışmayı da Allah nasip edin. Biraz evvel bir soru sordun. Evet. Kaç tane seni kim aradı diye, bunu yakından çekin. 147 tane çıkarmışım. Ancak 60 tanesi bunun içine sığmış. Şöyle bir şey bakıyorum. İsimlere bakıyorum. Kenan İmirzalioğlu, Burak Özçivit, sayayım ben. Dolu. Hepsi burada. Evet, sayayım. Çağatay Ulusoy, Şu anki bütün ünlüler evet, orada var değil sayayım, mi? Oradan... Hayır 60 tanesi buraya sığdı. 147 tane. 147 kişi ekmek yiyor. Kıvanç Tatlıtuğ, Burak Özçivit, Tolgahan Sayışman, Çağatay Ulusoy, Şenay Akay, Deniz Akkaya, Sema Şimşek, Burak Akı, Yusufçim, Ekim, Mert Daymaz, Furkan Balalı, Aslıhan Karalar, Tuğçe Sarıkaya, Burak Çelik, Burak Atan, Onur Seyit, Yaren, Mert Öcal, Barış Murat Yağcı, Tuğba, Melis Türk gibi birçok ünlü. Şu an milyonların takip ettiği isimler. Herhalde duymadılar. Evet duymadılar. Bu show business böyle nankör bir piyasadır. Bir şey söyleyeyim mi? Katiyen bu gibi olayları kendime dert edinmiyorum. Çünkü bir şey yapıp da bugün hayatlarına sıfırdan gelip de benle başlayıp alıp da bugün kötü bir tabiri söyleyeceğim. Dolmuş ücretlerini verip de evlerine gitmesini temin ettiklerim dolar milyoneri. Evet. Ne diyorsun?